Evet Alican, soruyu sen oku istersen. Tamam hocam. Yukarıda verilen ayet ve hadis meallerinden hangileri sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tanımı verilen sabır ve kararlılığına örnek gösterilemez diyor hocam. Evet. Olumsuz soru. Evet, güzel. Evet, kaptın Alican. Evet, sabır ve kararlılık diyor hocam. Sabır diğer okullarımıza da işliyoruz zaten. Öyle mi? Çok evet. Güzel. Evet, metni okuyorum. Sabır, inandığı hak yolda kararlılıkla yürüme azmi, zorluklara dayanma gücüdür. Hakkı savunmaktan vazgeçmemek ve başa gelen musibetlere Allah için göğüs germektir. Başarı ve zaferi olan kesin inanç ve bu uğurda gösterilen kararlı tavırdır. Allah'a sığınıp kalp sükunetiyle ruh dengesini bozmadan ahiret ecrini beklemektir. Zaten Ramazan ayında da çok kullandığımız bir özelliktir. Evet, hakikaten sabır, yani bütün başarıların olmazsa olmaz şartlarından biridir. Çok önemli bir erdemdir. Acıdır biliyorsun ama atasözümüzde. Ama meyvesi tatlı. Evet. Evet. Ayet ve hadis meallerinden devam ediyoruz. Birincisi bir ayet meali. Evet. Ve kısa bir bölümünü almış. Ve Rabbin için sabret. Bu direkt sabıra örnek. Evet. Evet. Burada direkt zaten sabretme emrediliyor. Emir kipiyle. Ve Allah için olması gerektiği ifade ediliyor. İkinci ayet mealimize baktığımız zaman. O zaman hemen o ikiye geçmeden A ve burada D şıkkı olmaz değil mi? Çok. Hatta evet. E şıkkı bile olmaz. Evet. Yani siz gençler test tekniğini tabii bizden evet, daha iyi biliyorsunuz. Evet. Evet. Asra yemin olsun ki insanlar ziyandadır. Yani zarardadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabır tavsiye edenler müstesna. Müstesna ne demek? Yani dışında hariç. Evet. Hani bunlar dışında. Yani Yüce Rabbimiz Asr suresinde dört grup insanın zararda olmadığını, bunların da iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Yani burada sabır da önemli bir vurgu olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah bu gruplardan olabilmek niyazımızda, duamızda. Diğer öncülümüze geçelim. İnşallah. Evet, burada ikinci, evet yalnız iki de herhalde elendi. Evet hocam, zaten cevap çıktı aslında. Yani, ama biz usulen devam edelim, evet. Evet, üçüncü öncülümüzdeki hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır. Evet, yani bu da Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir ifadesi. Ne buyurmuş bir sevgili Peygamberimiz? Sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda, iyilikte, lütufta bulunulmamıştır. Evet, bu da var. Evet, münafığın alameti üçtür. Münafık, Alican. Münafık hocam, kafir olmayan ama Müslüman olup da farklı özellikleri sahip olan, olumsuz özellikleri sahip olan insanları. Evet Alican, bu tanımı biraz değiştirmemiz, daha doğrusu bu algıyı değiştirmemiz lazım. Münafığın alameti üçtür. Münafık iki yüzlü, din bakımından iki yüzlü olan kimse. Yani dedin ki Müslüman olarak inanıp da farklı inanç biçimde. Hayır, yani münafık özünde kafirdir. Yani gerçekte inanmadığı, iman etmediği halde, kalbinde iman olmadığı halde bulunduğu muhitten, çeşitli menfaatlerden veya farklı sebeplerden dışarıdaki insanlara inanıyormuş gibi görünen iki yüzlü kimsedir ki Kur'an-ı Kerim'in en çok eleştirdiği, en çok ne diyelim uyardığı insan inanç tiplerinden bir tanesidir. Belki de en önemlisidir, en kötüsüdür. Konuştuğunda yalan söyler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, münafık. Sözünde durmaz, emanete ihanet eder. Evet, bunlardan burada sakınmamız gerekiyor. Münafıklık alametleri olarak ifade edilen bu kötülüklerden. Evet. Sabır yok hocam ama burada. Yani burada sabır yok. Evet. Evet, beşinci öncülümüzde verilen ayet mealiyle bitirelim. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın aynısıyla cezalandırın. Yani misliyle, mukabiliyle. Eğer sabrederseniz elbette bu daha hayırlıdır diyerek sabrı burada da Yüce Rabbimiz tavsiye ediyor. Gördüğümüz üzere sabrın ve kararlılığın yer almadığı tek seçeneğimiz o zaman C şıkkıdır. Ceyhan şıkkında verilmiştir.